Derse başlıyorum. Oyna burada sen ya. Hello. Hello Tolga, hoş geldin. Evet, hoş geldin Sahra. Ders kitabının Practice Book'ta sayfa 120'deyim. Şuradaki bölümü size ödev bırakmıştım geçen hafta. Buradan başlayacağım. Sayfa 120-121. Bunları yapacağız. Evet, şu an bir kişi gözüküyor derste. Niye böyle? Şu anda hala bir kişi gözüküyor. Anne, bir kişi mi gözünüyor? Bir kişi ne demek ki? Dersi bir kişi dinliyor demek. Ben de tam onu dinledim. Bir de sen varsın, iki kişi. Sen de dinliyorsun ya beni. Evet. Evet, gelen giden kimse olmayacak herhalde bugün. Bu neden böyle bu şekilde artık iyice saldılar yani. Kitabımız daha bitmedi ama böyle de olursa zaten tek tek kendi kendimize anlatıyormuş gibi olacağız yani. Şimdi birinci cümlede ne demişti? Başlıyorum ben anlatmaya. Arkadaşlarınız gelirse de dinlerler. Kitabınızı açtınız mı? Üç kişi oldu. Evet, hala 3 kişi gözüküyor. Ama kimse yazmadı. Tolga ile Sahra dışında. Evet, Alp gelmiş. Hoş geldin.
Evet, şimdi 5. bölümdeyim. Sayfa 120. 5. bölüm. Should shouldn't ile ilgili cümle kurmalar vardı. Bunları size ödev vermiştim. Şimdi başlayalım diye bakıyorum direkt ve hızlıca başlayacağım. Ondan sonra da bir sonraki bölüme geçeceğim. Hadi bakalım. Birincisinde demiş ki ağaç dikmeliyiz diyeceğim çocuklar, değil mi? Nasıl diyeceğiz bunu? Biraz büyütelim. We should plant trees. Ağaç dikmeliyiz demeliyim. We should plant trees. Buradan seçiyorsunuz fiilleri ve resimlere göre koyuyoruz. Tolgozumu kullanmayı çok da bilmiyorum. Şifreler falan yollanıyormuş, onu bilmiyorum ama bugün yani Zoom'u şey yapamam şu an. Zaten başladık, başlamadan önce kurulması bir şifre falan atmam gerekiyor. O zaman onun şeyine bakayım, ondan sonra belki bir ihtimal olabilirse. Şimdi ikincisinde V demiş, ne yapmalıyım? Tabii ki ışıkları kapatmalıyım ya da enerjiyi boşa harcamamalıyım diyebilirim. Burada ne var fiillerde? Waste energy var. We shouldn't waste energy. Enerjiyi boşa harcamamalıyız diyor. İkinci cümlede. Üçte bakıyorum, toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız diyecek sanırım. We should use public transportation. Toplu taşımayı kullanmalıyım dedik. Diğer dördüncüsünde şimdi glass, organic ve paper diye bölmüşler kutulara. O zaman we should separate garbage. Çöplerimizi ayırmalıyız. Plastik, organik ya da işte şey diye ayırmalıyız diyor. 5'te çöpleri atmamalıyız diyecek sanırım. Ya da doğayı korumalıyız diyebilir. We shouldn't throw rubbish around. Çöpleri çevreye atmamalıyız dedi. 6. cümlemde yine geri dönüşüm kutuları var. We should recycle paper. Kağıdı geri dönüştürmeliyiz. Elinde bir kağıt var burada. Panda görüyorum. Hayvanları korumalıyız diyeceğim. We should protect animals. Evet, arkadan kızımın sesini duyuyorsunuz. Şu anda benim yanımda. O da dersi benimle birlikte dinliyor. Defne, biraz sessiz anneciğim. 8'de bakıyorum. Suyu boşa harcamamalıyız ya da muslukları kapatmalıyız diyecek. We should turn off the taps. Muslukları kapatmalıyız dedi. Evet, cümlelerimizi bu şekilde kullanmış olduk. Şöyle göstereyim. We should plant trees. We shouldn't waste energy. We should use public transportation. We should separate garbage. We shouldn't throw rubbish around. We should recycle paper. We should protect animals. We should turn off the taps. Evet, muslukları kapatmalıyız da son olarak yazmış oldum. Emirhan hoş geldin ama biz bu bölümü bitirdik. İlk etapta yine başladığımız yere kadar izlersen kelimeleri, işte cümleleri takip edersin. Şimdi bir sonraki bölümden başla istersen. Bir sonraki bölümden devam ediyorum. 6. bölümdeyim. Şimdi parçayı okuyun demiş, doldurun demiş. Hemen bakalım. Büyütelim şöyle. Fiillerim var. Bakın kelimelerim var. Bunları fiillere göre yerleştireceğiz. Diyor ki, başlıyorum şimdi. Our planet is in danger. Bizim diyor gezegenimiz tehlikede. We can all help to the environment demiş. Birlikte hepimiz çevreye ne yapabilirim? Yardım edebilirim. Ne yapmak için? Korumak için demiş. Protect the environment dedi birincisinde. İkincisinde diyor ki, there are a lot of things we can do. To start with, we should glass, paper and plastic. Şimdi birçok şey diyor yapabiliriz demiş. Neyle başlayabiliriz? Önce kağıt, cam ve plastiği
ayırarak, separate ya da recycle, geri dönüştürerek, burada separate yok sanırım. We should cycle or walk for short distances. Kısa mesafeler için bisiklet sürmeli ya da yürümeliyiz. Yürümelisin. Yürümeliyiz demiş ve or ya da we should use public transportation to reduce air pollution. Biz diyor hava kirliliğini korumak, azaltmak için toplu taşımayı kullanmalıyız dedi. We shouldn't use our cars when we don't need it. Nasıl arabalar kullanmamalıyız? Özel araçlarımızı kullanmamalıyız. Private özel demek. Water pollution is also a big problem for our... Bizim diyor su kirliliği o aynı zamanda büyük bir problem. Neyimiz için? Gezegenimiz için. Factories shouldn't, fabrikalar kirletmemeli diyor. Their waste into the seas, rivers or lakes. Neyi atmamalı? Çöplerini nehirlere, denizlere veya göllere dökmemeli. Pour. Pour their waste to the into the sea, rivers or lakes kalıbı vardı. Fish, dolphins, seabirds, many other sea animals are dying because of the water pollution. Balıklar, yunus balıkları, su kuşları ve diğer bütün deniz canlıları su kirliliği yüzünden ölüyorlar diyor. Don't leave electric devices on. Elektrikli aletleri açık bırakma. Çünkü we shouldn't electricity. Elektriği boşuna harcamamalıyız. We should be more careful about the use of the energy. Enerjinin kullanımı hakkında daha dikkatli olmalıyız dedi. Forests are important for the environment. We should save the forest and more trees. Evet, ormanları korumalı ve daha fazla ağaç dikmeliyiz dedi. We shouldn't trees to make farm or land buildings. Cut down trees dedi. Ağaçları kesmemeliyiz. Çiftlik ya da işte tarla yapmak için, bina yapmak için dedi. In this way, bu yolda biz aynı zamanda küresel ısınmayı durdurmaya da yardımcı olabiliriz demiş. Everybody should be more sensitive about our environment. Herkes diyor çevremiz hakkında daha duyarlı olmalı. Ve biz we should hands to make our planet a better place to live in. Yaşanılacak daha güzel bir yapmak gezegenimizi, yaşanılacak daha güzel bir yer yapmak için elimizi ne yapmalıyız? Yani bu ellere katılmalıyız diyor. Ya da bu gruplara katılmalıyız anlamında söylüyor. Parçada bu şekilde boşlukları doldurmuş olduk. Evet, birincisi protect, 2 numara recycle, 3 numara use ya dedim, 4 pollution, 5 private, 6 planet oldu, 7 poor, 8 waste, 9 plant, 10 cut down, 11'de join fiilini yerleştirmiş oldum. Bitirdiyseniz geçiyorum çocuklar. Sizler de yazdıysanız. Evet, şimdi 7'den bahsediyor. Hemen bakalım. Mary is a student in secondary school in London. She is worried about our planet. Ne diyeceğim birincisine? Boşlukları buraya göre dolduracağım. Çünkü so bu yüzden, but ama demekti. Ne derim? Londra'da ortaokulda bir öğrenci. O endişeli ne hakkında? Gezegenimiz hakkında. Çünkü diyor o tehlikede. O zaman bir ne olur? Bir kaos olur. It is getting day by day. Ne yapmış oluyor? Günden güne daha cleaner, daha temiz. Colder, daha soğuk. Dirtier, daha kirli. Günden güne ne yapmış olur? Dirtier, daha kirli olmuş oluyor. Bu yüzden so Linda and some of her friends are planning an environmental campaign. Linda ve arkadaşları çevresel bir kampanya başlatıyorlar, planlıyorlar.
Neye karşı? Pollution, kirliliğe karşı, değil mi? In their school, okullarında kirliliğe karşı bir kampanya başlatıyorlar. At the moment, onlar şu anda they are talking about what can they do, what they can do to recycle, waste, save. Dünyayı korumak için ne yapabilecekleri hakkında şu anda konuşuyorlar. To save the earth. Dünyayı korumak ya da kurtarmak konusunda. We can prepare posters to our friends not to pollute the environment and energy. Biz diyor, posterler hazırlıyoruz. Ne yapmak için? Uyarmak için. To warn our friends, arkadaşlarımızı. Çevreyi kirletmemeleri ve enerjiyi boşa harcamamaları konusunda. Waste diyorum. We should reuse, recycle and reduce. Tekrar kullanmalı, tekrar geri dönüştürmeli ve azaltmalıyız. Dünyayı korumak, temiz tutmak için. Temiz tutmak neydi? Keep clean. There is an open area near Bizim okulun yanında diyor açık bir alan var. Biz diyor ağaçları buraya dikebiliriz. Plant trees in that area. Evet diyor, that's a good idea. İyi fikir. We can also use public. Biz aynı zamanda toplu taşımayı da kullanabiliriz. Transportation. Or cycle to go somewhere. Ya da bir yere yürüyebilir, bisiklette gidebiliriz. Biz diyor elektriği boşa harcamamalıyız. We shouldn't waste energy. We should turn off the muslukları kapatmalıyız. Ya da ışıklara, lights. When we leave the room, odadan çıktığımızda demiş. And we should turn off the when we brush our teeth. Burada da yine muslukları dişlerimizi fırçalarken kapatmalıyız dedik. Bu bölümde yine bu şekilde bitirmiş oldum. Evet. Because dirtier pollution, save, warn, waste, keep, plant, transportation, shouldn't, light ve taps seçeneklerini işaretledim. Evet, bu bölümü de geçiyorum. 8'de dedi ki parçayı tekrar okuyun, sıralayın demiş. Hemen bakalım. Şöyle açayım. Burası çok önemli değil çocuklar. Evet. 6, 4, 3, 1, 2, 5, 7. Sırayla parçayı anlattığı sırada nelerden bahsettiğini sıralayacak olursam bir neymiş diyeyim. 2E, 3C, 4B, 5F, 6A, 7G. Evet, burayı da sıralaması bu şekilde. Anneciğim ayakta dikilmiyor demek ki. Evet, bunu da bitiriyorum çocuklar. Şimdi dinleme var. Listen and complete the paragraph, then write the names. Hazırsanız başlatıyorum. Hazır mısınız?
27. Unit 9. Exercise 9. Listen and complete the paragraphs. Then write the names. Tim is not sensitive about the environment at all. He always throws his rubbish around. When he brushes his teeth, he usually leaves the water running. His mum always warns him, but he doesn't listen to her. And he doesn't unplug the TV or other electrical devices when they are not in use. Tom is really sensitive about the environment. He doesn't put paper, glass or plastic into the waste bin. He recycles things at home and at school. On sunny days, he cycles or walks to school. When it's rainy, he gets on the bus. Tom always saves energy. When he leaves the room, he turns off the lights. Evet, bu parçaya göre boşlukları dolduracak olursam eğer, birincisinde ne görüyorum? He always dedi, throws the rubbish around dedi. He usually leaves the water running, açık bırakıyormuş sürekli. His mom always warns him, annesi onu sürekli daima uyarır ama o onu dinlemez ve televizyonun fişini çekmez ve diğer elektrikli cihazların dedik, kullanmadığında demiş. Tom da gerçekten çevreyle ilgili hassastır. O kağıt ve aynı çöp kutularını koymaz dedi. Geri dönüşüm kutularını koyuyormuş. Evde geri dönüştürür ya da okulda. Güneşli günlerde bisiklet sürer ya da yürür okula. Yağmur yağdığında otobüse biner demiş. Tom'ga daima enerjiyi korur ve odasını ayrıldığında ışığı kapatır demiş. Evet, buna göre isimlerini yazacak olursam A'daki Tim, B'deki Tom olacak çocuklar. Yani ikisinin de görüyorsunuz, biri çöpleri atıyor, diğeri çöp kutularını ayrı ayrı koyuyor. Evet. 9. bölümden 10. bölüme geçtim. Şimdi tekrar dinleyin demiş ve tik koyun demiş. Tekrar dinlemeye gerek yok. Zaten Türkçe'yi çevirdim ben. Şimdi Tim diyor, çevreyi korur mu? Çevre dostu mudur? Hayır. Tom çevre dostuydu. Tim değildi. Tim keeps the environment clean. Çevreyi temiz tutar demiş. Hayır. Tim boşa harcar suyu ve elektriği demiş. Doğru. Tim dünyayı korumak istiyor. Yanlış. Tom çevreyi mahvediyor demiş. Tom dedi. Hayır. Tom geri dönüştürmez kağıt ve camı demiş. Hayır. Yanlış. Tom dünyasını, gezegenimizi korumak istiyor demiş. Doğru. Tom uses public transportation. Evet, doğru. Bazen. O başka anneciğim. Tom da yine toplu taşımayı yağmur yağdığında kullanıyor demişti. O yüzden bu da doğru cevabını kabul ediyorum. Evet, 10. bölümü de yapmış oldum. Kaç dakika var? 24 geçiyor. 11'e bakalım hemen. 11'de isimler var yine. Bakın, çocukları görüyorum. Fiilleri yerleştireceğim ve ing ile, yani şimdiki zamanlık. Ne ile soruyor? What are they doing now? Onlar şu anda ne yapıyor diye soruyor. Mary is cycling to school. Örnekte ya verdiği gibi yapacağız. Kim ağaç dikiyor ya da suluyor? Burada ağaç dikmek var. Tina is planting a tree yazıyorum. Tina ağacı dikiyor. Up the rubbish demiş. Kim çöp topluyor? Jack, bakın. Jack is picking up the rubbish. Çöp topluyor.
Kim ışığı kapatıyor? Peter. Turn off the light. Yani Peter is turning off the light diyorsunuz. Turn off the light. Işığı kapatmak. Turn'un açmak demekti. Peter is turning off the light. Kağıt, cam ve plastiği kim ayrı ayrı yerlere koyuyor? George muydu? Tom. Tom is recycling paper and plastic. Geri dönüştürüyor. The rubbish. Anne. The rubbish in the waste bin. Şimdi çöp kutusuna çöpü atıyor. Kim? George. George is throwing the rubbish into the waste bin. Evet, burada da George yazıyorum. Is throwing. Atıyor dedik. Yazıyor musunuz çocuklar? Bana hiç cevap yazmıyorsunuz. Yorum yazın. Ne durumdasınız? Yazdınız mı? Yapıyor musunuz? Evet, bekliyorum biraz ve geçiyorum. Evet. Evet, diğerleri de yazsın. Sahra yazmış, Alp yazmış. Evet, Tolga da yazdın dedi. Tamam, o zaman yavaş yavaş geçiyorum. Emirhan, sen de yazmışsındır, değil mi? Evet. Evet, bugün neden kimse yok? Ben de anlamadım yani. Havalar ısındıkça gevşedi gönül yayları. Şimdi 12. bölümdeyiz. Kaç dakikam var? Saat 1:30 oldu zaten. Burayı da yapalım. The Jefferson ailesinden başlıyorum şimdi. The Jefferson family. Bakacağız ve yine biz yazacağız fiili sanırım. Family, a documentary on TV last month. Şimdi fiilin last month olduğunu görüyorsam izledi diye söyleyeceğim. Yani watched, past tense oldu. It was all about important problems of environment demiş. Çevrenin önemli problemleri hakkındaydı bu belgesel. They learned a lot of things. Now they are more sensitive about protecting the environment and they are doing a lot of things to help it. Onlar şu anda daha hassaslar çevreyi koruma konusunda ve şu anda çok fazla yardım etmek için çok fazla şeyler yapıyorlar demiş. Bayan Jefferson alışverişe gidiyor. Goes nereye? Shopping. She reuses the carrier. Evet, o tekrar kullanıyor taşıma. Çantasına diyeceğim. Carrier bags. Bay Jefferson ise özel arabasını daha az kullanmaya başlamış. Kullanır. O neyi kullanıyor? İşe gitmek için toplu taşımayı kullanıyor. Public transportation diyorum. Onların çocukları Jack ise çevre kampanyası başlatmış kirliliğe karşı okulda. Ne yapıyor? Ağaç dikiyor. He plants trees. Ve bisikletle gidiyor okula. He cycles to school. Ve şu anda dedi, now all the family members, bütün aile üyeleri biliyor ki geri dönüştürmek ve enerjiyi korumak hakkında birçok şey biliyormuş. They, kağıt, plastik ve şişeleri ne yapıyorlar? Recycle, geri dönüştürüyorlar. Glass and they are trying to reduce rubbish at home. Çöpleri evde azaltmaya çalışıyorlar demiş. They use electricity more carefully. Onlar elektriği daha az dikkatli kullanıyorlarmış. Daima ışıkları kullanmadığında
odadan ayrıldıklarında turn off kapatıyorlarmış ve televizyonun fişini çekiyorlarmış ya da bilgisayarın. They turn off the muslukları kapatıyorlarmış dişlerini yıkarken. They turn off the taps when they are brushing teeth. They don't want to waste water. Suyu boşa harcamak istemiyorlar dedi. Evet, bunu da bu şekilde yazmış oldunuz. Şimdi 13'e bakacak olursam başlayalım. 13'te bir tanesini seçeceğim. Tamam, bir tanesini seçiyorum. Gezegenimiz diyor tehlikede. O daha ne oluyor? Kirli mi oluyor, temiz mi oluyor günden güne? Kirlilik varsa tehlikeye girer. O yüzden dirtier diyorum. Dirtier day by day. Air transportation, air pollution is our biggest problem today. Hava kirliliği diyor bizim en büyük problemimiz. Air pollution dedim. Çünkü insanlar genellikle özel araçlarını kullanıyorlar işe gitmek için. Use private cars to go to work and the gases from cars pollute the air and harm animals and plants. Pollute, kirletmek, prevent, önlemek. Arabanın çıkan gazlar ne yapıyor? Çevreyi kirletiyor. O yüzden pollute seçiyorum. Bazı insanlar demiş, don't care about environment and throw their garbage on the ground. Çöplerini ne yapıyorlar? Yere atıyorlar. Denizlere veya işte nehirlere. Bu yüzden dünyamızın bugün problem içinde, sorun içinde. But there are a lot of things we can do. Bizim bu kirliliği azaltmamız için yapabileceğimiz çok şey var ama dedi. Reduce pollution and ve dünyamızı kurtarmak için save the earth dedi. Şimdi bu resimde we should yeni ağaç ampul demek. Bakın ampul hangisi? Bulbs. Aa, 10'uncuya bakmışım ben aşağıya, onu görmedim. We shouldn't pour the waste into the sea. Yani çöpleri denize dökmemeliyiz dedi 9'da. 10. cümlede ampul ne demekti söylemişti. 11'deyim. We shouldn't cut down trees. Ağaçları kesmemeliyim. Geri dönüştürmeliyim materyalleri, yani malzemeleri, eşyaları. Recycle, şu geri dönüşüm. We shouldn't waste energy. Shouldn't dediğine göre boşa harcamamalıyım diyeceğim. We should use reduce public transportation. Kullanmalıyız. We should use public transportation dedim. Toplu taşımayı kullanmalıyız. We shouldn't throw our rubbish on the ground. Çöplerimizi yere atmamalıyız dedik. Evet, bu sayfayı da böylece bitirmiş oldum. Evet, size soruyor şimdi burada. Who is more environmentally friendly at home? Evinizde diyor kim daha çevre dostudur? Babanız mı, anneniz mi? Size göre yazacaksınız cevapları. My mother ya da my father diyeceksiniz. What kind of things do you recycle at home? Evde ne tür şeyleri geri dönüştürürsünüz? Paper, atıyorum glass ya da plastics gibi cevaplar olabilir. What should we do to prevent air pollution? Hava kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız? Atıyorum we shouldn't use our private cars to go to work. İşe gitmek için özel arabalarımızı kullanmamalıyız diyebilirsiniz. Ya da we should use public transportation. Toplu taşımayı kullanabiliriz diyebilirsiniz. Do you plant trees? Ağaç diker misin demiş. Yes I do ya da no I don't şeklinde cevap veriyorsunuz. Dikiyorsanız eğer. What do you do to protect the environment? Yine çevreyi korumak için ne yapıyorsun diye soru soruyor. Mesela musluğu kapatıyorum.
diyebilirsiniz. I turn off the lights. Işıkları kapatırım. I turn off the taps when I don't use it. Kullanmadığımda yazabilirsiniz buraya da. Farklı cevaplar da verebilirsiniz yine aynı şekilde. Evet, 14'teki sorularda bunlardı. Bunları dediğim gibi kendi cevaplarınızı yazıyorsunuz. Şöyle baktığımda 15'i burasını size bırakıyorum. 15'te tavsiye verin demiş. Şut ya da şununla ilgili. Burası ödev olsun. Bulmacayı da yine ödev vereyim. Across ve down olan kısım zaten teste geçiyor. İstiyorsanız testi de yapabilirsiniz. Haftaya bayram haftası. Bayram haftasında dersimiz olmayabilir. Yani bilmiyorum şu an. Bayramdan sonraki işte dersimizde devam ederiz kaldığımız yerden. Evet, bugünlük teşekkür ediyorum benimle birlikte derse katılan arkadaşlara. Çok az kişi olmasına rağmen güzel bir ders olduğunu düşünüyorum ama yine de dediğim gibi sizin katılımlarınız da daha zevkli oluyor benim için. Cevaplarınızla ya da yorumlarınızla aynı şekilde. Buraya kadar yapıyorum. Bugünlük puzzle var, test var. Bunlar ödev olsun. Ve şuradaki cümleleri de yine ödev olarak size bırakıyorum. Buraya kadar yaptık. 15. bölüme kadar. Kaç bölüm yapmışım? Yine bayağı bir yapmışız. 5'ten başladım. Hatta hızlı bile gittim. O yüzden burada bırakıyorum dediğim gibi. Bu kısımda ödev olsun size. Tamam mı çocuklar? Bugünlük bu kadar. Dersimize bitiriyoruz. Derse katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden sizlere iyi bayramlar diliyorum. Tabi bayramda bir yere çıkmıyoruz. Yasak biliyorsunuz. Yasak var. Herkese iyi bayramlar. See you diyorum. Öpüyorum size. Kocaman.